Türkiye'nin nükleer enerji santrallerine kronolojik bir bakış. Son yıllarda artan enerji ve iklim krizi sebebiyle fosil kaynak kullanımının azaltılmasını isteyen ülkeler, nükleer enerjiye yatırımlarını arttırmaya başladı. 1789 yılında uranyumun keşfiyle başlayan ve bilim dünyasının dikkatini çeken bu element, 1934 yılına gelindiğinde atomun parçalanmasıyla birlikte daha yakından takip edilmeye başlandı. Başlarda askeri ve savunma amaçlı kullanılan nükleer enerji, daha sonra ticari olarak devam etti. 1970'li yıllarda başlayan petrol kriziyle birlikte hız kazanan nükleer enerji çalışmaları, nükleer santrallerin kurulumunu arttırdı. Petrol ve diğer hidrokarbon kaynakları bulunmayan ülkelerde bu kaynaklara olan bağımlılığı azaltmak ve enerjide arz güvenliği için nükleer santrallere ağırlık vermeye başladı. Dünyada bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye'de de nükleer enerji santrali çalışmaları 1955 yılında düzenlenen 1. Cenevre Konferansı ile başladı. Atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını amaçlayan konferansın hemen ardından 1961 yılında Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde eğitim ve temel araştırmalar için yararlanılan 1 megawatt gücünde bir deney reaktörü işletmeye alınarak çalışmalara başlandı. Türkiye'de nükleer santrallerin kurulumu için ilk somut adımlar atılmaya başlandı ve elektrik üretimi amacıyla kurulması tasarlanan nükleer santralle ilgili ilk fizibilite etütleri 1968 yılında başlatıldı. Fizibilite raporlarında Mersin, Sinop ve Trakya bölgesinde nükleer santral kurulması kararlaştırıldı. 1972-1974 yılları arasında yer seçim çalışmalarına devam edildi ve 1976 yılında Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Akkuyu mevkiinde nükleer santral kurulması kararlaştırıldı. Aynı yıl projenin ihalesi için ilan açılsa da maalesef bu ihale ülkede yaşanan ekonomik zorluklar sebebiyle tamamlanamadı. Tüm bu gelişmeler ışığında 1979 yılında Amerika'da Three Mile Island ve 1986 yılında Sovyet Rusya'da bulunan Çernobil kazaları santrallerin kurulum hızını frenledi. Bu dönemde Türkiye'de ilk nükleer karşıtı hareket de başladı. Daha önce 1978 yılında Akdeniz Kıyısı Belediye Başkanları Mersin'de düzenledikleri toplantıda yörelerinde nükleer santral yapılmasını istemediklerini belirterek protesto etmişlerdi. 1993 yılına gelindiğinde toplanan Bilim ve Yüksek Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından sunulan raporda nükleer enerjiden elektrik üretimi ülkenin 3. öncelikli meselesi olarak tespit edildi. 17 Ekim 1996 yılında resmi gazete kararıyla Akkuyu Nükleer Santrali için ihale açıldı. 1997 yılında 3 firmayla anlaşmaya varılsa da 2000 yılında hükümet tarafından ülkede nükleer santral kurulmasından vazgeçildiği açıklandı. Bundan sonra herhangi bir ses çıkmasa da ilk somut adım tam 10 yıl sonra geldi. Rus enerji şirketi Rosatom tarafından yapılan anlaşmadan sonra çalışmalar hız kazandı. Türkiye'nin neredeyse yarım asıra yaklaşan nükleer güç santrali kurma hayalinin Akkuyu'da gerçekleştirilmesi, diğer iki santralin kurulumunun da önünü açtı. 2024 yılının Ekim ayında aktif olarak faaliyetlerine başlaması için çalışmaların son hızla devam ettiği belirtilirken, Türkiye'nin nükleer güç santrali kurulması açısından önemli bir kilometre taşı sayılan bu adımın hemen arkasından, Sinop Nükleer Santrali için 2013 yılında Japonya ile nükleer santral yapımı ve işbirliğine ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalandı. Bu gelişmelerin yanında Kırklareli İğneada ilçesinde de yapılması planlanan nükleer enerji projesiyle ilgili çalışmalar da hız kazanıyor. Türkiye, İğneada'ya Çin'le birlikte 4 yeni nükleer reaktör inşa etmeyi planlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 3. santral içinde uzun zamandır devam eden görüşmelerde son aşamaya gelindiğini ifade etti. Yürütülen müzakerelerde önemli mesafe kat edildi. Önümüzdeki aylarda anlaşmanın sonuçlandırılmasını planlıyoruz açıklamasını yapmıştı. Bu anlaşmanın Çin açısından yurt dışında yapacağı en büyük yatırım olacağı yabancı basın kaynaklarında oldukça yer tutuyor. Bu gelişmelerin yanında Kırklareli İğneada ilçesinde de yapılması planlanan nükleer enerji projesiyle ilgili çalışmalar da hız kazanıyor. Türkiye, İğneada'ya Çin'le birlikte 4 yeni nükleer reaktör inşa etmeyi planlıyor. Bu anlaşmanın Çin açısından yurt dışında yapacağı en büyük yatırım olacağı yabancı basın kaynaklarında oldukça geniş yer tutuyor. Gelelim Türkiye'de nükleer enerjinin neden bu kadar önemli olduğuna. Bu zamana kadar kurulmadıysa bundan sonra da kurulmaya gerek yok diyebilirsiniz. Ancak bunu söylemeden önce şunu belirtmekte fayda var. Türkiye'de nükleer enerjinin devreye alınmasıyla birlikte yıllık toplam ithalatın neredeyse 1/4'üne denk gelen enerji alımı yarı yarıya inmiş olacak. Peki nasıl olacakmış bu iş derseniz, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en büyük
paya sahip olan hidroelektrik santralleri kurak geçen mevsimlerde önemli oranda etkilenebiliyor. Bu tür mevsimsel dalgalanmaların yaşandığı zamanlarda kesintisiz elektrik üretiminin devam etmesi için başta doğalgaz, kömür veya lignit kullanılarak elektrik üretimi artırılabiliyor. Bu bağlamda nükleer enerji kesintisiz enerji üretimi için arz güvenliği ve iklim değişikliği ile mücadelede karbon salınımı azaltılması sebebiyle Türkiye'nin enerji ihtiyacına katkıda bulunacak. Öte yandan nükleer enerji santrallerinde yaşanan kazalarda insan yaşamını ve sağlığını tehdit edecek düzeyde radyoaktif sızıntı olması ve bu kazalar sonrası uzun bir süre toprak ve suda tehlikeli düzeyde radyoaktif kirliliğin devam etmesi, dünyada nükleer enerjinin geleceği ve güvenliği sorusunuysa gündemde tutmaya devam ediyor.